10 soruda yeni askerlik sistemi. Türkiye yeni bir askerlik sistemine geçiyor. Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sistem değişikliğinin açıklamasından sonra özellikle sosyal medyada bu konu çok konuşuldu. Sistemle ilgili askerliği bitiriyorlar diye çok yanlış haberler de paylaşıldı. Bunun üzerine askerlik düştü mü, kaç ay oldu, temel eğitim nasıl olacak soruları sorulmaya başladı. Benim gönderilerimin altına da sürekli bu tarz sorular geldiği için bu haftaki köşemi bu konuya ayırmak istedim. 2019'da temelde bedelli askerlik ücreti ve yaş sınırı değişti. Bunun için bir kanun taslağı hazırlandı. Tasarı halinde olan bu sistem TBMM sürecinden sonra kanunlaşacak. Sizlere 10 soru başlığında yeni askerlik sistemini aktarıyorum. Yeni sistem neyi getiriyor? Yeni sistemde eğitim seviyesine göre ayrılmış tercihler bulunuyor. Bu tercihler arasında geçiş yapmak da mümkün oluyor. Yükümlüler eğitim seviyesine göre erbaş, yedek assubay ve yedek subay olarak başlayıp bedelli askerlik seçeneğine geçiş şansına da sahip. Aynı zamanda yeni sistemle kısa dönem askerlik sona eriyor. Onun yerine yükümlü erbaşlık alıyor. Yeni sistemde dağılım nasıl olacak? Bunların dağılımı şöyle olacak. 1. Bedelli askerliğe ayrılacaklar. 2. Yükümlü erbaş ve erler. 3. Yedek assubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek assubaylık konuldu. Daha sonra da yedek subaylık ve diğer 5. parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak. Yeni sistemin artıları neler? Yeni askerlik sistemiyle yükümlülerin askerlik sırasında ve sonrasında yararlanabileceği birçok fırsat öne çıkıyor. Harçlık, maaş, hizmet borçlanması, öğrenim kredisi, iş kurma desteği ve sağlık sigortası gibi imkanlar askerliği daha tercih edilebilir hale getiriyor. Askerlik süreci nasıl işleyecek? Yükümlü erbaşlar bir ay temel eğitim aldıktan sonra bedelli yapmak istiyorsa terhis olacak. Eğer istemiyorsa 5 ay kıtalarda görev yaparak 6 aya tamamlamış oluyor. Yine burada terhis seçeneği doğuyor. Bir süre sonra kalıp kalmayacağı belli olacak askerlerle imtihandaki başarı ve kabiliyetine göre 6 ay maaşlı askerlik sözleşmesi yapılacak. 6 aylık maaşlı askerlik sonrası yine 3 seçeneğe sahip oluyor. Terhis, sözleşmeler, erbaşlık ya da niteliğine göre assubay, subaylığa geçiş. Askerlik ertelemede yaş sınırı ne? Lise mezunu bir genç askerlik ertelemesine yaş sınırı 29'dan 22'ye çekilirken meslek liseleri için yaş 25. Taslakta meslek yüksekokulu ve lisans eğitimi alanlar için 29 olan erteleme yaşı 28'e, lisans üstü için 35'ten 32'ye, doktora ve tıp eğitimi için 35'te aynı kalmasına ve sporcular için 38'den 35'e indirilmesine yönelik düzenleme öngörülüyor. Uzman erbaşlık nasıl belirlenecek? Belirlenen erbaşlar ve bedelliler bir ay eğitim yapacaklar. Bir ay temel eğitime mütakip diğer lise mezunu ve 6 olan gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda görev yapacak, toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra erlere kalmak ister misiniz diye sorulacak. 1 ay ve 5 ayda sadece harçlık alacaklar. 6 ay bittikten sonra istekli oldukları takdirde, sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde 6 aylık sözleşme yapılacak. Maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları orada değerlendirmelerde başarılı olunduğu takdirde sözleşmeli uzman erbaş olabilecek. Yeni yedek assubaylığın kapsamı nedir? Yedek assubay olabilmek için meslek yüksekokulu mezunu olma şartı aranacak. Aynı şekilde yedek subaylığa hak kazanan vatandaşlara kadro sayısı nedeniyle kontenjan sorunu olması halinde bedelli askerlik yanında hem yedek assubay hem de yükümlü erbaş olma imkanı tanınıyor. Lisans ve lisansüstü mezunları başvurduğu yedek subaylık kadrosu dolarsa bu kişiler de yedek assubay olabiliyor. Gerekli kriterleri yerine getiren erbaş ve uzman erler assubaylığa geçebiliyor. Assubaylar belli şartlardan sonra subayda olabilecek. Her askerlik türünde de bedelli yapılabilecek mi? Erbaş, yedek assubay ve yedek subaylığı hak kazanan vatandaşların bir ay erbaşlık süresini doldurduktan sonra bedelli olarak terhisi mümkün. Aynı şekilde yedek subaylığı hak kazanan kişilere de kontenjan sorunu olması halinde bedelli askerlik imkanı tanınıyor. Bedelli askerlik ücreti neye göre hesaplanıyor ve ne kadar olacak? Öngörülen yeni sistemdeki bedelli askerlik ücreti 31.343 lira. Bu miktar her 6 ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Yurt dışında bulunanlar için 2000 avro olan dövizli askerlik ücreti ise 5113 avro olacak. Bedelli askerlik ücreti belirlenirken 40.000 gösterge, memur maaşı ve kas sayının 6 ile çarpımı göz önünde bulundurulacak. İhtiyaçtan fazla bedelli olursa ne olacak? Diyelim ki lise mezunu bir genç, bir ay temel askerlik yapacak bedelliye ayrılanlarla beraber. İhtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi bir ay eğitim yapacaklar. Eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar
kurada belirlenenler belli bir miktar ücret ödeyecekler, bedelli ayrılacak ve askerlikle ilişkileri kesilecek. Rabbim vatanımıza ve gönül coğrafyamıza hayırlı eylesin. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalımda gündem ve bilgi içerikli videolar paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bana da destek olmuş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz de beğen ikonuna basmayı lütfen unutmayın. Videoyu paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.